Efendim, Türkiye'nin en zengin 100 iş adamı listesinde birinci sırada yer alan Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak, Alparay'a hem düşen konut kredi faizlerini hem de konut sektöründeki son gelişmeleri değerlendirdi. Şimdi o özel röportajımızı izleyeceğiz. Bir hareketlenme bekliyorum özellikle konut sektöründe. Çünkü malumunuz elimizde Türkiye'nin bazı yerlerinde olan belli konut stoklarımız vardı. Bunların eritilmesi anlamında halkımızı tekrar cesaretlendirecek çok güzel, çok güçlü bir adım oldu. Ciddi bir önümüz geçen yıl başlayan ama çok kısa zamanda müdahale edilen ve gayet iyi bir şekilde yönetilen aslında bir krizi atlattık. Ve çok iyi günlere doğru aslında gidiyoruz. Bununla beraber de yapısal değişiklikleri de çok ciddi, son derece önemli yapısal değişiklikleri de hükümet her geçen gün yerine getirdiğini, her geçen gün yaptığını görüyorum. Bugün de aslında bütün yabancı konuklarımızla bu anlamda çok sağlam, çok iyi mesajlar aldık. O yüzden çok olumlu bir adım olarak görüyorum. Öncelikle elimizdeki bir stok var. Stokların eritilmesi ve şu anda konutta ciddi bir fırsat aslında gözükmekte alıcılar açısından baktığımız zaman. Ve eldeki stokların erimesiyle beraber yeni inşaatların başladığını, yeni ruhsatların alındığını ve yeni inşaatların da başladığını göreceğiz aslında. Bu her ikisinde de bir hareketlilik getirecek. Yabancıya konut satışı da var efendim. Onu nasıl değerlendirecek? Aslında Türkiye ciddi bir çekim noktası haline geldi. Turizmin artmasıyla beraber ülkemizin güzelliklerini ve ülkemizdeki rahat yaşam koşullarını gören yabancıların aslında büyük bir çoğunluğunun içerisinde hep Türkiye'de bir şey sahibi olmak, bir gayrimenkul sahibi olmak ve onlar için aslında verilen oturum hakkı da bunu çok ciddi tetikleyen bir etken oldu ve önümüzdeki günlerde aslında her ay biraz daha artarak devam edeceğini ve önümüzdeki yıllarda inşallah İspanya'ya rakip ülke olarak konut sektöründe, yabancıların konut alımında ciddi bir seviyeye çıkacağımızı düşünüyorum. Türkiye'nin aslında çok rekabetçi bir inşaat sektörü var. Bunda en büyük pay devletimize, hükümetimize ait tabii ki. Çünkü Türkiye'de yapılan birbirinden büyük projeler çok sayıda inşaat mühendisinin, çok sayıda mimarın, mühendisin yetişmesine aslında bir olanak sağladı. Ve eldeki yetişen bu kadroları artık Türkiye'yi aştı gerçekten. Kapasitesi Türkiye açtı ve diğer ülkelere de gitmemiz çok daha kolaylaştı. Alttan gelen genç arkadaşlarımızla, genç kardeşlerimizle beraber onların sayısı her geçen gün artıyor. Çok büyüyen, güçlenen bir inşaat sektörümüz var. Ve bu inşaat sektörü, bu sektör artık bugün bütün zincirlerini kırdı. Dünyanın neresine giderseniz gidin, her yerde Türk müteahhitlerini görebiliyorsunuz. En küçük Afrika ülkesine de gittiğimizde Türk müteahhitleri var. En büyük Avrupa'nın ülkelerine gittiğimiz zaman yine Türk müteahhitlerini hep masada görüyoruz. Bizim için aslında çok büyük bir gurur. Burada da birinci olmak ya da sonuncu olmak değil, bu başarının bir parçası olmak da en büyük onur aslında bizler.